Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Kura psikolojisi yapacağım. Bunu haftada bir yapma ihtiyacını duyuyorum çünkü bizim ihtiyacımız var. Ne sorarsan sor, sorunun cevabı tek. Nedir o? İnsan kendisini tanımıyor. Şimdi bir cihazda misal vereyim. Bu cihazı tanımak var. Bu cihazı da cihazlara tanımlamak var. Anladık değil mi? Hı hı. Bunu tanıt duruyorsun yani. Bak bu sizden. Yani gibi. İnsanda bir kendisi var. Bir kendisiyle alakadar olan var. İkisi de kendisinin kontrolünde değil. Acayip bir çıkmazlar gibi. Şu da var mı abi? Bir kendisi var. Bir kendisiyle alakalı olanlar var. Bir de kendisini kendisiyle alakalı olanlara tanıttıran var mı abi? Var. Yani ama ben temelde belgeli kendine koydum. Şimdi bu sistem var. Yani hemen size bir şey söyleyeyim. Çok garibinize gidecek. Bugün Kanada'dan birisi bir neydi? TD mi? D mi? M mi? Bir şey böyle çekmiş kendisi. Kendisi Kanada'da üniversitede doçent. Doçent, seminer vermişler hocalara. Bu halka değil, kendilerine vermiş. Kendisi çekmiş. Çok garibime gitti, çok ama. Bizi biliyor. Dedi ki, tıpla alakalı herhalde. İnsanda kafasında bir yer var, her şey olabilir. Orada niçin var diye endişe etmeyin, savaşmayın. Yani Türkçe çevirmiş İngilizce. Serbest bölgeyi anlatıyor. Demek ki alıyorlar, dinliyorlar. Yani şimdiye kadar sende olanlar hepsi onaylamadığın senin değil, onayladığın senindir. Onlarla savaşım. Nereye bakarsan bakın savaşım var. Bizde ne var? Sakın savaşma. Çünkü savaşırsan karar kılar. Sana mal olur. Allah Resulü'nün hadisi var ya aleyhissalatü vesselam. Bir şeyle imtihan oluyorsanız ne zaman kadar devam eder bu? Ne zaman ondan razı olursan. O senden kalkar. Çünkü imtihan meselesi kalkmış olur. Maksadına erişmiş olursan. Yani mesela diyelim ki parasızlıkta imtihan oluyor. İmkan geldi. Daha parasızlıkta imtihan oluyor musun? Şimdi başka bir imtihan olacak. Yani o seviyede başlayacak başka bir çeşit. Ama limiti o. Şimdi başınızda bir imtihan varsa sıkıntı sebebi, ondan razı olursan o gidiyor. Ne zamana kadar devam ediyor o sıkıntı? Razı olana kadar. Hadise o anda. Şimdi insan bakın, adam bilim adamı bu serbest bölgeyi çünkü dinliyorlar. Alacaklar bunu, bu tarihte olmasa gelecekte alacak, başka şansları yok. Risale-i Nur'a muhtaç olacaklar. Diyor ki, insanda kafasında bir sistem var, sistem var. O sistemde her şey olabilme ihtimallerin hepsi bulunduğu bir yerdir. Oradan kaçınılmaz, orayla savaşmayın. Orayla barışık olun, yönetmeye çalışın. Ya serbest bölge diyor. Şimdiye kadar bunların literatürlerinde savaşmayın yok. Ha? Şimdi ben Kur'an psikolojisinden okuyorum. Meryem suresi 47'de kalmıştım. Meryem suresi 19. sure 47. ayet. Sırayla gitmiyorum. Bulabildim orada. Peki bir tanesi çıkıp da Meryem suresine 47. ayete baktığı zaman vallahi böyle bir şey yok. Yok tabii. Ya sarat var, ya remzi var, ya ima var, ya telmi var.
Oradan çıkarımlar. Çıkarımlardan. Şimdi 47. ayet. Bazen sarihtir cümle. Bazen o ayetin siyak ve sibakından, gelişi ve gidişinden, bazen o psikoloji cümle o surenin sebebin usulünden. Sebebin usulünden çıkmış. Bazen de ima ediyor vesaire. 47. ayet Meryem suresi. Yani ayet olarak düşünmeyin. Çıkarımlarımız, adam der ki ulan böyle bir ayet mi var, böyle bir cümle var, böyle bir ayet yok. Oradan benim anladığım. 47. Kesin alametleriyle kafir olarak ölene dua yapılmaz. Onun affı istenilmez. Yani bu neyi çıkartmaya çalışıyorum? Yani hayatıma istikamet koymak için kendime yapmış bunu hapishanede. Hapishane meyvesidir bu. Yap, yapma, düşün, düşünme, gör, görme, konuş, konuşma. Kendime lazım diye yapmışım. Şimdi biraz zor tabii, o kadar işim var ki. Evamiri tekviniyle emri tekvini duman etmiş pazar gününden beri. Ne yatabiliyorum, ne kalkabiliyorum. Şeydi. Yani bunu veremem zaman şimdi. Demek ki şüpheli var ya böyle şüpheli kişiler. Evet abi. He, ölmüş ama İslam düşmanlığıyla ölmüş. Şüpheli değil o. Allah bilir. Tamam da bu kaçamakçı var. Allah bildiği tabii ki biliyor. Bildirmiş. Ki bunlar kafirdir, bunlar Müslümandır. Yoksa birbirine girer her şey. O bir şey veriyor. Her şey hatları net çizgiyle belli. Bir hesap yapıp bir şey veriyorlardı ya abi. Neydi o? Ebcek mi? Yok abi. Hani birisi öldükten sonra arkasından bir hesap. Ha, iskat. İskat, o zaman bu dediğiniz kişiler iskat da olmaz abi. İskat olmaz. Mesela ne soruyorum biliyor musun? Hiç namazı yok muydu? Hani abi iskatını hesaplar mısın veya yaptırır mısın? Var ya dersen. İlk önce şunu soruyorum. Allah inanıyordu demiyorum. Orucu da demiyorum. Namaz kılar mıydı? Hiç var mı? Abi yok. Gerek yok. Yani babası dahi olsa, ben din meselesinde hatırım yok, kendime hatırım yok. Yani böyle dinilmez. Ne diyeceğim? Yalan mı diyeceğim ona? Tamam, al bu iskatını. Olmaz ki o. Namazı yok. O doktor demiş ki, neyse etsin, götür. Namazı yok mu? İskat olmaz. Hiç olmamış, namazı yok. Onu gömün yani. Elbiseleriyle de gömsen olur. Kesin alametleriyle, fiiliyatıyla, kafir olarak ölene dua yapılmaz, onun affı istenmez. 54. Rahmetle onu ansalar. Zahmet olur ona. Ve yapana ruhunu kirletiyor. Mesela diyelim ki bu adam hakikaten İslam düşmanı. Evet. Ben ona rahmet okutsam, evet. Okusam, okuyan, onu o dağ dibe gitmekle beraber, bu rivayet var. Rahmet mi okudu? Onun ruhu kirleniyor. Allah Allah. Rahmet okuyanın. Buradan buraya sıraya doluyor bir mana. Yani rahmet okunan kişiyle bağlantıya geçiyorsun yine, değil mi abi? Onun ruhu sirayet ediyor arkadaşlar. Onun ruhu sirayet ediyor değil mi abi? Evet, onun ruhu sirayet ediyor. Rahmet mi okudum şu adama? Ya ahireti görürsün. Yok, şimdi zaten görüyor. Ruh azap içinde oluyor söylerken bile. Öyle hu-hu-hu-hularına gülme. Sakın aldanmayın. Turistler geliyordu eskiden biz okul, hoca bizi Beyazıt'a götürüyordu ortaokuldayken, çocukken biz asker lisesini okuyordum. Fransızca hocası, turistlerle tanıştırmaya şey yapıyordu ki Fransızcası gelişsin vesaire, çocukların sınıfı götürüyordu böyle bir adam, bir şey, idealist. Şimdi orada gülüyorlardı, sonra hoca onlarla görüşüp bize anlatıyordu, biz de gülüyorduk. Niye biliyor musun? Şimdi grup gelmişler, bak grup psikolojisine bak, grup gelmişler, ileride bir şey olmuş ama bunlar 30-40 kişi burada, bir şey olmuş orada gülüyorlar, bunlar da bir şeyle alışverişe meşgul olurken hemen o kafayı kaldırıyor, gülüyorlar. Hocam dedik yani ne oldu, biz de bir şey yapalım, dedi ki anlatacağım dedi, gitti öğrendi, o da gülmeye başladı. Dedi ki bunlar ne olduğunu bilmiyorlar, o komik şey orada oldu, onlar gülünce bu gülmelerine gülüyorlar diyor. Allah. Grup. Yani peki nasıl insan gülebiliyor? İlk önce yalandan yapıyorlar diyor. Sonra güle güle alışıyorlar diyor. Allah Allah.
Yani onun için, niçin ben bunu örnek verdim? Gülmelerine bakmayın, güldüklerinden gülüyorlar. Yani korkan adam şarkı türkü söyler ya, ama ne keyifli adam lan türkü söylüyor. Lan korktuğundan söylüyor. Ben daha da çoban yaparken, şeye, merzeye sığırları bağlardık. Köye inerken, çocuk daha ilkokula bile gitmiyordu. Korkudan? Korkudan türkü mürkü söylüyor. Türkü bilmiyordum da daima bağırırdım güya bir zaman. Dayı! Hey! Tamam, tamam, hey! Ulan baka, uzaktan bakan ne der? Ulan dağ kafasına geçirmiş onu, ne cesur çocuk. Oysa altıma kaçırır ya. çocuk da, çocuk. Peki, uzaktan bakan ne cesur, ne kadar hakim olaya. Hayır, tam tersi. Yani çocuk da. Yani böyle böyle zahire bakma. İçi kaos ama ya. Allah tanımlıyor içlerini ya. Gerek var mı daha? Onun için kesin kafir, fiilen kafir olanlar. Evet. Fiilen kafir olanlar. Arkalarında Fatiha'yı okuyanlara Allah zahmet veriyor. El ceza min cinsil amel. Yani ceza nedir? Amel cinsindendir. Amelin bu. Aynı cinsten alacaksın. Ali teşekkür ederim. Kula teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmez. 54. ayet. O kadar hoş ki din. Vallahi bugün camdan bakıyordum böyle. Hava şey yaptı böyle. Emri tekmini, evamir tekmini çalışıyorum ya. Duman tabii. Kalkıyorum, nadıra biniyorum. Gece gündüzüm onunla yatıp onunla kalkıyorum. Ne şeyim kaldı? Böyle. Şimdi bir ara nasıl olduysa boşluk buldum. Dedim ki kimse yok. Kendine sor. Gitmek ister miydin? Vallahi kardeşleri bırakmak istemem. Ama gönülden gitmek isterim. Dedim. Yani artık. Yani ama hizmette bu kadar madem pamuk ipliğine insanlar bağlı bir vesileyle seni vesile etmiş. Onları bırakmak istemem. Dedim. Niçin söyledim bu örneği? Niye biliyor musunuz? Niye bununla alakalı? Haşa. Dünyada en büyük nimet ne biliyor musunuz? Allah'a iman ve ahiretle ümitli. Allah ve ahiretle ümitli yaşayabiliyor musun? Çünkü Allah'ın vaadi var. Beni bir defa mı andın? Nerede andın? Karabalık yalnız mı? Meal bu. Ben de öyle anarım sema memleketine. Beni topluma mı aldın? Ben de bütün melekleri anlarım. Benim sevgimi mi insanlara söyledim? Ben de derim ki melekler, ben bunları seviyorum. Bunu seviyorum. Siz de bunu sevin. Böyle bir Rabbimiz var. Ne korkacaksın ya? Peki, diyeceksin ki, bu kadar korkutma neydi yani tarih? Onu bir ders yaptım ama burada da zikredeyim. Temelde İslam'da üç yol var. Üç yol var. Beni senelerce meşgul etmiş. Benim pazardan birisi aradı. Bu mesleği dinlemediniz değil mi bu dersi? Yok, bir kayıt gönderdim ama sonra millete de gönderdim. Ye, bizim yeğen, bizde yeğen. Buyur emice. Emice derken amca derler. Buyur emice. Neyse sohbet ettik. Dedi ki sonra neyse geldi. Ya dedi sen ne biçim kocasın dedi ya. Dedim emice ne oldu? Ya senin anlattığın Allah başka mı? Bu camide anlatılan Allah başka mı ya? Kafa yiyeceğim diyor. Şimdi bu sefer ne oldu emice? Ya senin anlattığın Allah'ı seviyorum ya diyor. Seviyorum oğul. Ben bunu seviyorum ya. Bu ne biçim Allah? Bu çok güzel bir Allah'tı diyor. Allah'ım tamam. Peki camide gidince dedi eyvah çekti şimdi korkutacak diye korkuyorum diyor. Ondan sonra ya dedi yeğen bu Allah farklı bir Allah mı? Bana bir açık de ya kimse yok dedi. Dedim ki sen kafa çalışan adamsın almayalara gittim ben sana anlattım işin özünü. Şimdi dedim İslamiyet'te üç tane meslek var temel. Bir kafayı esas alır, kalbi esas alır. Üçüncü meslekle ikisini harmanlar. Kafayı esas alanlar, kalbi bırakanlar Vehhabi olur. Veya ilmi kelamcı olur.
İlmi kelamcı ne demek? Bu budur, bu da budur. Ortası yok. Haram, helal var. Orta yok. İlmi kelam. Matematiksel ve mantıksal çözümler yaparlar. Bu ilmi kelam denilir. Bunların batılları da var mesela. Vehhabi çıkar. Tamam. Peki bunlar kürsüye çıktığı zaman Allah'ı matematiksel ve mantıksal çözümlere onlarla anlatır. Bunların kaynakları Celali Esma. Celal, onu kadar anlıyor. Celal, dima tecelli ediyor. Kuvve-i akliye, kuvveler yani, düşünceler kuvvedir. Celal'dır o. Celal tecellisini esas alır. Matematiksel ve mantıksal, imanı varsa vardır yoksa kafirdir. Risale-i Nur'da 142 Kastamonu sözlerde kabul için 3 yolu var diyor. Yani 3 yol var şöyle. Mesela ilmi kelamcılar der ki şöyle 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 varsa kafirdir. Böyle böyle yaparsa mümindir. Başkası yok, ortası yok. Gri yok yani. Şimdi diyor ki ondan geleceğim ona. Celali esmalara mazhar olan kafa ilmi kelamcı bir hocaysa celali esas alır. Bu hep böyle matematiksel çözümler getirir. Bu budur, bu da budur. İmam budur, bu da budur. Eyvah. Yani bir bakarsın kaza namazın şu kadar, bu da budur. Bir şey yok. Bir başka bir meslek var. Kalbi esas alır. Cemal ülkesi bu. Bu da böyle matematiksel ve mantıksal değil de Allah'ın rahmetini esas alır. Tecelliyatını. Böyle Allah şöyle onu toplar ayetten cımbızlar. Ayet vadisten cımbız yapar. Ötekisi topladığı gibi. Allah'ın rahmeti şöyledir. Allah'ın rahmeti böyle. Allah böyledir. Korkuttuklarına bakma falan. Bunu alırlar. Bunlar da Cemal ülkesinin sahipleri. Kim buna? Tasavvuf. Tarikat denilir buna. Tasavvuf. Kalbidir. Kafa esas alanlar Celal ülkesinden. Bunlar da ilmi kelamcılardır. Asıl imamları var. Her 100 senede bir müceddidi din geliyor. Her 100 senede bir müceddidi din. Bunlar harmancıdır. Celali ve Cemali alır harmanlar. Allah böyle bir vazife verir. Onların mesleklerinde hafsız reca, recasız haf yoktur. Celali cemalde, cemali de celalde gösterir. Celali cemalde, cemali de cemalle karma yapar. Kimi onlar? Mesela ben bu asırda Bediüzzaman olarak Risale-i Nur'un görüyorum. Ama başkası diyebilir. Eğer böyle. Peki bu asırdan önce kimdi? Mütefekkün Ali, bütün Müslümanlarca kabul edilen Mevlana Halid-i Bağdadi. Ondan önce kimdi? İmam Rabbani Hazretleri'ydi. Ondan önce neydi? Gazali Hazretleri vesaire. Böyle gidiyor. Taassubum olsaydı, Bediüzzaman dedim taassubum. O zaman ilk müceddit kimdir? Taassubumdan kendi mezhebimi söylerdim. İlk müceddit kimdir? 100 senede bir gelen müceddit. İmam Azam değil biliyor musunuz? İmam-ı Şafii'dir. İlk müceddit İmam-ı Şafii'dir. İmam Azam nedir? Niye İmam Azam demiş? Müceddidlerin anasıdır. İlk kurucusudur. İlk Kur'an ve hadisten içtihat edendir. Ahkam çıkartandır ki Hazreti Ali radıyallahu anh oğlu. Torunu muydu? İmam-ı Bakır veya Zeynel Abidin. İkisinden birisi. Karıştırıyorum onu. Yahu. Geliyor buna. Diyorlar tabii fitne. İmam-ı Bakır demiştiniz bir kere daha. Ha, İmam-ı Bakır galiba. Geliyor. Sen diyor ceddimin dinini bozuyorsun diyor. Yani ilk defa tefsir, İbn Abidin var tefsir de İbn Abidin diyor peygamberimiz amcası ne Abdullah İbn Abbas mı? İbn Abbas tefsir ama bu içtihat çıkartıyor. İlk içtihat. Onun için içtihatların anası, müştehitlerin anasıdır. Çünkü mana çıkarttığı zaman böyle Allah Allah dini bozuyor dediler. Risale'de mana çıkartınca Risale'nin bozuyor diyorlar ya. Aynı kanun her zaman var yani. Sonra o üç tane misal veriyor. Tamam mı? Üç tane misal veriyor. Diyor ki bozmuyorum diyor. Sözlerde bir şey var. Cümle var.
müştehitlerin sözleri var ya, bu arada da onu cevap vereyim. İmam Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin sözleri beşeri değildir. İçtihadiz arasında var. He bak şimdi vereceğim sayfayı. Beşeri değildir. Yani İmam Azam aldı kitapları. Tamam mı? Bu da çok önemli. Aldı, karıştırdı, karıştırdı, harmanladı. Tamam mı Yasin? Evet abi. Düşündü. Kitaplara baktı. Cemiyete baktı. Bir de imam. Harmanladı bu kitapları. Cemiyete uygun düşündü, düşündü budur dedi. Böyle değil bu. Böyle olsa beşeridir. Beşeri olur. O zaman İmam Azam'a uymamış oluyorsun. Hata olabilir. Allah ile ne alakası var? Tamam. Öyle değil. Nasıldır? Şöyledir. Şimdi bir çekirdek düşün, çekirdek. Çekirdeğin içerisinde ağacın dalı, budağı, rengi, kokusu, meyvesi yok mu Ali? Program olarak. Var, hepsi var. Evet. Şimdi çekirdeğe gelmiş bir tanesi fizikçi, ayrı bir kitap yazmış. Kendi mesleğiyle bakmış. Kimyacı ayrı bakmış, botanikçi başka bakmış, biyolojici başka bakmış, bakmış da bakmış. Yani çekirdek ağacın bütünselliği değil mi? Hı hı. Şimdi beden de nedir beden? Şimdi bir göz doktoru çıktı, bir kulakçı çıktı, bir ortopedi çıktı. Yani hak değil mi bunlar ya? Bunlar ne diyor ya? Bir tanesi ortopedi diyor ki, ayağa kalıp yapacaksın diyor. Tahta mahta koyacaksın. Şimdi gözcü öyle der mi ya? Demez. Demez de farklıdır. Şimdi, Kur'an'ın her bir harfi çekirdeğe benzer. Çekirdeğe, Risale'de geçiyor. Bunu okuyacağım şey. Çekirdeğe benzer. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elif, Lam, Ha vesaire. Hepsi bir çekirdektir. Vallahi bak yeminle söylüyorum. Sırf Vav hakkında, Nun hakkında, herhangi Kur'an'ın bir harfi hakkında en az bir saat konuşuyorum. Tabiat hakkında. Ateş tabiatlı mıdır? Kainatta karşılığı, alemlerde karşılığı, bendeki karşılığı, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, evvel, ahir ismine göre o harf, zahir ve batın ismine göre o harf. Yani işim bu benim. Ondan sonra, şimdi çekirdek dedik ya, fizikçi ayrı bakar, kimyacı ayrı bakar, tamam. Peki adam ne ile yazıyor? Oraya bakıyor, çıkartıyor ya. Kafasına yazmıyor ki. Şimdi Kur'an'ın her bir harfi de çekirdeğe benzer. Çekirdeklerin dizim. Elhamdülillah Rabbil Alemin yerine her harfin yerine karpuz çekirdeğini koy. Menekşe çekirdeğini koy. Kekik çekirdeğini koy. Elma çekirdeğini koy. Karpuz şeftali koy. Koy da koy. Yani her bir harfin yerine bir çekirdek koy. Onları toprağa koysan, toprağa koysan çıksa nasıl olur? Şeftali, maydanoz, armut, şu bu. Çıkmaz mı? Evet. Bir sürü söylüyorsun. Çıkar. He. İmam Azam demiş ki bu şeftali. Şeftali ama ötesi karpuz diye nazara almış. Tamam mı? O zaman o çekirdeklerin içerisindeki ağaçların sıfatları ayrı. Mesela yaprağı, çiçeği, meyvesi, kokusu, her meyvenin içerisindeki ağaç farklı. Bir de her bir çekirdek farklı. İşte bakın, Elhamdülillah Rabbil Alemin, koy toprağa, onu yerine harf koyalım, çekirdek. Karpuz, ayva, muz, hurma, ne bileyim çay, her bir harfe mukabil bir çekirdek koy ve ört üstünü. Neşinema bulduğu zaman, vay, armutun yanında şeftali, karpuz, nane, maydanoz, ne alakası var? Muz, kiraz, havuç çıktı. Hepsinin kokusu farklı değil mi? Peki kim, bu nereden çıktı ya? Bunun içerisinden çıktı. İşte İmam-ı Azam Efendimiz, İmam-ı Şafii Efendimiz kendi içtihatları derken kitapları harmanladı, cemiyete baktı, buradan verdi. Tamam o zaman ben uymasam da dinden çıkmış olmuyorum ki. Oysa öyle değilmiş. Bak şimdi. 482'de geçiyor sözlerde. Şu üç noktayı nazar şu zamanın içtihadatını arzı yapar. Semavilikten çıkarıyor. Halbuki bak şimdi. Ya Bediüzzaman Hazretleri niye mucedit olmasın?
Bu itirazlar var ya, İmam Azam da adam, ben de adam. Vay adama bak, adam görmemişiz. Yani onun harmanladığı, Kur'an ve hadisi harmanladığı, kafası o kadar çalışıyordu, söyledi. Şimdiki bu cemiyetteki hadiseleri görmemiş ki söylesin diyenlere diyor. Halbuki diyor, şeriat semaviyedir. Evet. Yani din semavidir, Allah'ındır. İmam Azam söylemiş, Allah değil çağışa. Uymasan ona muhalefet etmiş olursun. Evet, Allah'a değil. Halbuki şeriat semaviyedir. İçtihadat-ı şeriye dahi peki İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, Ahmet bin Hanbel gibi zatların içtihadı nedir peki? Onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinde semaviyedir. Yani o kelimenin içerisinde nihayetsiz manalar yüklenmiş. Boyut farklılığından, boyut farklı. Mesela şu havada televizyonun ne kadar dalgası var dünyada? Radyo ne kadar dalgası var? Ultraviyol dalgaları, ısı ve ışıkları cezme ve çekme dalgalar yok mu? Evet. Var. Peki hepsi nerede? Burada. Niye karışmıyor? Dalga boyutları farklı. Hakikatler farklı olunca burada nihayetsiz FM dalgası olsa karışmaz. Ama bir tane radyoyu getirdim. Radyoyu getirdim. 80 bilmem kaç şarkı çalıyor. Ali başka bir tanesini getiriyor. Aa Kur'an çalıyor. Gafur başka bir şey getirdi. Mahmut başka getirdi. Tefsir çalıyor. Öyle değil mi? Öyle mi değil mi? Evet. Nereden alıyorsunuz? Sen mi uyduruyorsun bu sesi? Evet. Bu radyo mu uyduruyor? Nereden alıyor söyleyin. Havadan alıyor. Evet. Hava nereden alıyor? Semadan alıyor. Sen çıplak gözle görebiliyor musun? Evet. Ha, İmam Azam radyo olmuş, havadaki sesi buraya dalga boyunu bana dönüştürüyor. İşte diyor, Kur'an'ın Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in içerisinde bir mana mı var? Senin anladığın kadar mı var? İlm-i Ezel-i Muhit'ten gelmemiş mi? Allah'tan gelmemiş mi? Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu mu yani mana? Bu sureti ya meal. Mana değil, manayla hiç alakası yok. Mana değil bu, meal bu. Ha, bu ayetin içinde ne kadar mana var? Nihayetsiz. İşte İmam Azamlar geliyor, İmam Şafii geliyor, onun üstünü açıyor. Onun üstünü açarak bu budur dedi. Bu sayfada bu yazıyor diyor, bu yazıda bu yazıyor. Yani radyo olmuş, FM dalgası 80.1. Öteki radyoyla açıyorum, 91. bilmem kaç. Tamam. Aa, Kur'an çalıyor, şarkı çalıyor ya. Nereden alıyor kardeşim? Bu mu uydurdu? Bu uydurdu mu diyorsun? Bu mu uydurdu? Hayır, bu kafir olurdu o zaman. Bu kendisi fasık olur, bu da alim olur. Kur'an'ı kendisi okuyor. Kur'an'ı radyo okumuyor. Radyoda ifade ediyor adam. Adam okuyor. Ta onun okuduğu semaya oradan bana geliyor. İşte diyor, ahkam-ı mesturesi yani Kur'an'ın harflerinin içerisinde hadis-i şeriflerinin içerisinde Allah nihayetsiz mana derc etmiştir. O manadan bir manasını üstünü açıyor. Peki soruyorum, o nihayetsiz mana mertebesinden bir manası İmam Azam'ın mıdır, Allah'ın mıdır? Allah'ındır. İtaat etmek Allah'a itaattır. Evet. Peki olur mu ya beşerim? Allah diyor peygamberine, ne diyorsa alın ben söylüyorum diyor. Öyle demiyor mu? İn huve illa vahyun yuha. O ne söylüyorsa vahye söylüyor diyor. O ne söylüyorsa beşer söylüyor. Haşa Tanrı mı? Allah adına söylüyor. Aynı ağız peygamberimizin ağzı ayet çıkıyor. Aynı ağızdan hadisi kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan hadisi şerif çıkıyor. Evet. Kelam-ı kibar çıkıyor. O nedir? Yani mesela şöyle. Değil mi? Orada bir şey yapıyorsun. Bir der ki gafur öyle yapma. Veya bir hareketini görür peygamber, gafur öyle yap. Hem emretti hem nehyetti. Bir de bir şey yapıyor birisi, Ali bir şey yapıyor mesela. Bir şey dedi mi? Yok. Takdir etti mi? Yok. Tenkit etti mi? Yok. Tavrı. Dört tanedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahvali. Evet. Ahval, hal. Etvarı. Ekvali, fiil. Akvali, kavli. Dört tane. Şimdi akvar, kavli var, efali var, etvar var, ahval var, şey var. Dört tane. Şimdi
Emretti var, bir de hiçbir şey dememekle diyor, sükut ediyor. İşte mezheplerin ortaya koydukları hükümler semavidir. Semaviyedirler. Niçin? Bu radyonun çaldığı, radyonun değildir, semanındır. Dolayısıyla bu semaya yükleyen uyduya aittir. Bunu ne suçu var bunu kırıyorsun ya televizyonun, radyonun? Bunun ne suçu var adamın? Evet. Ha, şimdi burada çalıyor. Radyonun hükmüdür. Bu şarkıyı radyo mu söylüyor? Radyoda ifade ediliyor. Bu radyo Kur'an okuyor. Vay be, çok kutsi ya, mübarek evliya, acayip bir şey. Kur'an okuyor. Ya, radyo değil. Radyo ne Müslümandır ne kafirdir ya. Burada ifade ediliyor. İşte İmam Azam radyodur. İmam-ı Şafi radyodur. Orada tezahür ediyor. Nereden alıyor? Radyo nereden alıyorsa. Bu da oradan alıyor. Mihengimiz ne olacak abi bizim? Mihengimiz de değil. Eşer eşer. Kitap, sünnet işte. Bu asırda. Biz tartabilir miyiz onu abi? Biz tartamıyoruz. Onun için ne yapmak istiyorlar biliyor musun? Şimdi evdeki ampullerle uğraşmak istemiyorlar. Uyanın. Evdeki ampullerle değil, eve girerken şar teliği oynuyor. Sizin alametini söyleyeyim. Televizyonlara çıkanlar Allah için mi, bozmak için mi? Yani dini tamir davasında din tahripçileri mi, din tamircileri mi anlatacağım. Bir tane ölçü vereceğim. İmam-ı Gazali'den vereceğim. Bir daha. Televizyon ekranlarına çıkanların bu din tahripçisi mi? Şöyle geçiyor kitapta. Kitabın adıdır. Mustafa Sabri Efendi yazmış. Son Şeyhülislam Osmanlı'nın Şeyhülislam'ın bir kitabı var. Dini tamir davasında din tahripçileri diye. Osmanlıcadır. Türkçe'de çevrilmiş galiba, bilmiyorum. Şöyle yazıyor bir daha. Dini tamir davasında din tahripçileri. Nasıl anlarsın? Alameti söylüyor. Bak onu söyleyeyim. Diyor ki gene şeyden almış. Dinimizin %90'ı esasattır, muhkemattır, zaruriyattır, musallemattır. Esastır. Kısacası nettir. Helal, haram hepsi nettir. %10'u içtihadidir. Niçin? Hristiyan ve Yahudilerden imtiyazlı olarak İslam, çünkü daha peygamber gelmeyeceğine göre, kitap gelmeyeceğine göre, peki toplumdan topluma, kültürden kültüre, asırdan asıra İnsanların ihtiyaçları, soruları, talepleri değişiyor. Nasıl cevap vereceksin? Allah Resulüne böyle soru sormadılar. Yani evet, böyle bir soru yok. Sormayınca da Allah'a gitmedi bu soru. Cevap ayette gelmedi, Resul'a ifade etmedi. İslam peki evrenseldir, her asırda herkese cevap veriyor deniliyor. Peki nasıl yapacağız? Yeni gelişen ihtiyaçlarımızı ne yapacağız? Kur'an hepsini, İslam hepsinin çaresini almış. Demiş ki, %90 esasattır, zaruriyattır, musallemattır, muhkemattır. Net. Onda içtihat olmaz. Yani İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel Hazretleri, İmam-ı Hanefi orada Allah böyle dedi. Hakkı musallematü zekâ. Zekat verin, namaz kılın. Burada içtihat olmaz. Yani %90'a içtihat yoktur. Buna sütündür der ustad. Zaruri sütünlerdir. %10 içtihadi şey yapmış. Onun da sebebi dediğim gibi toplumdan topluma, kültürden kültüre, asırdan asra her asırda insanların ihtiyaçları değiştiği için soruları değişir. Kültürleri değişir. Örf analisi değişir vesaire. O zaman onları içine alsın diye Allah ayetini ve hadisini bütün zamanları içine alacak çekirdek olarak getirmiş o ayeti ve o harfi. O içine alacak hepsini. Her asrın, çünkü Allah bütün zamanların sahibidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam miraca gidince kıyamete kadar hepsini gördü. Gördüğü için ifade ettiği, mesela diyor ki, ya Resulallah, gölde birikmiş sudan abdest alabilir miyiz diyor. Tamam. Ama diyor, besleniyor diyor yukarıdan. Oradan alabildiğin gibi diyor, kar suyuyla da alabilirsin diyor. Kar suyu sormadı ki. Orada da kar da yok, kutuplarda var. Yani böyle cami yani. Dolayısıyla o bunu Ortodoks başpapazı anlatıyor. Niçin Hristiyanlar ve Yahudiler yok olmaya mahkumdur?
İslam gelecekte tek din olmaya. Çünkü diyor, bizim dinimizdeki getirilen ölçüler sabittir diyor. İçtihat yok orada. Orada içtihat yok. Yani denmiş denmiştir. Denmemiş denmemiştir. Ama gelişen hadiselere projektör tutmuyor diyor. Lamba tutmuyor diyor. Çünkü havale var abi. En son gelen peygamber. Evet. Dolayısıyla havale var ona. Evet. Bizimkinde bir havale yok. Evet. Diyor ki gelişen hadiselere karşı bu Yahudilik ve Hristiyanlığın çözümü yoktur diyor. Onun için bitmek zorundadır. Çünkü sorusu yok. Soru var, cevabı yok. İhtiyaç var, ilaç yok. Kendisi diyor. Ama İslam diyor, iki tane ciddi bir yöntem getirmiş diyor. Bir, %10 içtihat getirmiş. Bir de diyor, din adına her 100 senede bir bunları yorumlayacak. Herkes yapamaz işte. Her 100 senede bir değişen toplumun, kültürün, kutuplarda, Çeçenistan'da, Filipinler'de, Fas'ta, Cezayir'de toplum farklı, kültür farklı, bir de yaşları farklı, bir de tarihleri farklı. Farklı insanların Kur'an'a fitne olmasın, herkes farklı anlar diye Allah diyor, 100 senede bir mücedid gönderiyorlarmış ona. Bunu diyor onların peygamberi söylüyor diyor, 100 senede bir. Bu zat diyor, o asrın ihtiyacına göre o ayet ve hadisin içerisinde Tanrı'nın söylediği ama gizli olan manaları dışarıya çıkartır ve insanlara verir, insanların ihtiyacı giderir. Onun için din geçerlidir. Her zaman da geçerli olacaktır diyor. Bunu Ortodoks başpapazı söylüyor. Hem de Rus. Rus, Rusyalı. Şimdi %10 içtihat koymuş. Bunu kim yapacak? Mezhepler yaptı. Peki asırda kim yapacak? Eskide mezhep imamları yaptığını şimdi kim yapacak? Her 100 senede bir gelen mücedditler yapacak. Peki televizyon ekranlarında bu hakperest, bu zındık diyebilmeniz için bir ölçü var. Sari. Bir, bu milletin zaruri %90 dinin esasatlarını bırakıp %10 içtihadi meseleleri kaşıyan adam zındıktır. Bir daha, bu milletin esas kalp ve ruh, kalp, akıl ve ruh ihtiyaçlarını gideren, çare olan dinin %90'ını bırakmış, %10 içtihadi meseleleri kaşıyarak bu avama, ya dine bak ya, birisi böyle demiş, birisi böyle, işte, ya şuraya bak ya diyor din, içtihadi bilmiyor ya. Yani İmam Azam şöyle, ya Allah Allah, biri öyle diyor, biri böyle diyor. Biri sonra, oysa İran'da bulunan bir imam, İmam-ı Şafi, ötekisi de Bağdat tarafından bu tarafta bulunan, yani Medenili. Peki ne yapmışlardır bu imam? Mezhep imamı, kitap, sünnet, icma, kıyas burada, toplum İran burada, İmam-ı Şafi'nin olduğu yer. Ve bakıyor toplumun ne ihtiyaçları var? Bakıyor toplumun kültürü, yapısı falansa. Böyle bir toplumun ihtiyacına Kur'an'ın şunu vereyim. Zannediliyor ki kendi düşünmüş vermiş. Ya bu adam çiftçilikle uğraşıyor, bedevi, böyle hayvancılıkla uğraşıyor, üstü başı berbat. İmam Azam'ın bulunduğu bölge ise şehircilik, medeni böyle daha toplumsal bir yerde. Bu hayvanla gübre mübreyle işi yok. İmam-ı Şafii diyor ki, bir tane bir örnek olsun diye, bunu konumuza değil. Diyor ki, bu bölgenin insanları gübreyle, hayvancılıkla uğraşıyorsunuz ya, çorabınız, elbisenize bir şey yapar. Onun için çorabınızı çıkartın, tamam mı? Çorapsız kılın. İmam Azam diyor ki, ya mescide gidiyorsun, abdest aldın, istak şeyle. Ulan yürüyor, ne gideceksin? Sen bastın yere başka secde yapacak. Çorabını giy. Çorapsız kılma. Peki kendisini mi buldu? Çorapsız, çoraplı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine bakıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir zaman namazını çorapsız kıldı. Allah Resulü bir zaman da patikleriyle kıldı. Hayvan derisiyle. İmam Azam ve İmam-ı Şafii Allah Resulü'nün farklı uyguladığı uygulamaları var.
Çoraplı kıldığı var, çorapsız kıldığı var. Takkeli kıldığı var, takkesiz kıldığı var misal. Vesaire. Veya kısa kollu kıldığı var, kılmadığı var. Şimdi bu Allah Resulü'nün farklı fiiliyatından İmam-ı Şafii diyor ki Allah Resulü'nün bu farklılığını hangisini vereyim? Ya bu olmaz. Bunu. Çünkü dağın tepesinde çorap nerede bulacak adamlar? Çorapsızlık Resulullah'ın içtihadını veriyor. Şimdi kendisi mi çıkarttı bunu? Allah'tan kork ya. Ha, o da biliyor bunu da. Bilmeyen kimse yok. Ha, televizyon ekranlarında ölçü şudur. %90 esasatı bırakıp %10 teferruat mevzularıyla kaşıyarak insanlardan fitne uyandırana, ki Allah Resulü diyor ki fitne uyandırana Allah lanet etsin diyor. Hele dindeki fitne daha büyük. Fitne eşedü katl. Yani katilden eşittir. Çünkü katla sebep de fitnedir. Şimdi adam bunu dinleyen, bu dinleyen insan bu sohbetinden bu %10 işte yok İmam Azam böyle demiş, şu şöyle demiş, böyle teferruat meseleleriyle bu topluma baş ağrısının ve kalp hastalıklarının ilacı olmadığını bildiğin halde bunları vermekte gaye insanların zaten bin parça olan kafalarını darmadağın etmektir. Onun için dini tamir gibi gözüken dini tamir davasında din tahripçileri bunlar zındıktır. Bilmiyorlar mı? Hayır. İfrat eden cehalet olmaz diyor ustad muhakematta. Zındıktırlar. Zındıkla hakperest iş yapacaksın. Demek ki %10 içtihadi meselelere şey yapan, kaşıyan ve ihtilaf çıkartan, fitne çıkartan, mezhepler arasındaki kabillerin kendilerinin şeyini, imajını veren, mezheplere, imamlara şüphelendiren adam adınız gibi bilin. Zındıktır. Kastamonu'da ustad söylüyor. Kaçıncı sayfadaydı? Çok acayip bir şey var. Ne diye geçiyor abi? Kastamonu'da çok ilginç ya. Sayfa 231 miydi? Burayı açtım bakayım. Burası mı çıkacak acaba? İslam diye yazar mısınız? İslam adında. İslam namı. Bak yok, namı değil. İslam diye yazar mısın? 200 küsürde bak. Size göstereyim de. Acayibinize gidecek. Çok korkunç. Yani bu nasıl bir şey? İslamsız. Bak bakayım. İslam. Yok sen orayı bul orayı. Ben yardım yap demedim. Sen orayı bul. Kaynağı bul. İslam adında diye. Bak Kastamonu'da 200'den sonra sağ tarafta bir yerde İslam yazdı mı? Sor. Bu imamlar her asırda gelen bu dört imamlar var ya. Her asırda bir tane mücedid geliyor. Evet. Tamam şey. İmamlar için söylüyorum. Ha evet, asırda ama her asırda da iki tane geliyor. Bir de onu da söyleyeyim. 252 abi. Kaç? 252. Ha. Bir şey bulamadın Gafur. Allah hakikaten bulamadım. Bak. 252. Sağ tarafta olmaması, sol tarafta olmaması lazım. Sağda olması lazım. Yere değişmiş adamın. ...252'de yok. Bakayım orada değil. Sol tarafta değil. Sağda olacak şöyle. Sağda üst paragrafta. Onu bulun. Ondan sonra başlayacağım. İslam... 208'e bir bakın abi. 208 mi? İslam'a, bana İslam'a yardım belki kendine tabi ve alet etmek de elini uzatır diyor. Yok yok yok. Kastamonu'da mıydı abi? Kastamonu. Zındık yazar mısın? Zındık. Hadi bakalım. Kim bulacak? Zındık. 200 küsürden, 200'den sonra. Kastamonu sayfayı söyle bana. Kastamonu 151. 151. Bak şimdi. Gene
İnşallah bulmuştur. Ha, tamam. Dur bakayım. İsmi İslam ismi altındaki zındık, doğru diyor. Evet, buldu. Dur bakayım. Avrupa Profesyonel, dur bağlayayım da ondan sonra takdir edeceğim. Ha, evet, tebrik ediyorum kim bulduysa. Evet, bak, 151. Şimdi iyi dinleyin, hiç kimse yorum yapmasın. Zaten bir sürü başım sıkıntılarda. Tamam. Ben yer okuyorum, tamam, Kastamonu. Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri, ortadan alıyorum, Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselamın halatından medar-ı tenkit buldukları noktaları. Peygamber aleyhissalatü vesselam çok yüceltiyorsunuz. Bu ne ya, bu da beşer ya. Zaten Allah söylüyor. Vay be, bu da beşer. Hakikaten mi, beşer mi? Zaten Allah söylüyor da sizin gibi beşerdir. Ama bedeni beşer. Beşeri kanunlara tabi. Benim gibi yer içer ama ruhu âli öyle değil ki. Ruhu beşer değil. Beşer, şerlerle dolu. Ruhu öyle değil. Ruhuna da beşer diyor. Bak şimdi, yani demagoji yapıyor. Eskiden kim yapıyormuş? Şuradan alayım. Şuradan alayım da. Risale-i'nin İsparta'da katı galibesi zındıkları şaşırttı. Fakat bazı mütemerrit ve muannit ve ölen herifin ruh habis hükmünde bazı zındıklar aynı o ölen herifin ruhu gibi bunlar hortlamış zındıklar o mağlubiyete karşı gelmek fikriyle baştan aşağıya kadar Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde fakat perde altında gizli peygamberi öyle resmen tarif ediyor. Subhanallah ya. Yani peygamber yani Kur'an'ı koruyormuş gibi biliyor musunuz? Kur'an'a tabi olun. Bunu ilk söyleyen kimdir? Kur'an'a tabi olun diyen yok. Kur'an düşmanları İngiliz adına çalışan casus demiş. Doğru. Evet, anladım. Kur'an'a tabi olun. Kur'an'a tabi olun sözünü İngiliz'de, Arabistan'da çalışan o münafın sözüdür ilk. Çünkü sünnet Peygamberi aradan çıkarttı. Tabi Kur'an. Vay ne cazip değil mi? Ne cazip. Bak şimdi. Bu ölen herifin ruh habisi hükmünde olan bazı zındıklar o mağlubiyete karşı gelmek fikriyle baştan aşağıya kadar Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhinde. Fakat perde altında aynen münazarat-ı şeytane bahsinde Hizb-ı Şeytan'ın Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş. Kim olduğu söyleyecek. Başka bir tarzda böyle Kur'an'ı koruyormuş gibi, bizi Kur'an'a bağlıyormuş gibi. Kur'an'dan başka bir şey okumayın diyor ama 60 cilt kitap yazmış. Aynı saat. Bakın. Kur'an'dan başka bir şey okumayın. Kur'an'dan başka bir şeye tabi olmayın. Münafık. Bunu takkime söyle. 60 tane cilt kitabın nedir? Hani Kur'an'dan başka bir şey olmayacaktı? He? Başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş bir. Hani o lokomotif gibi olacak. Onun gibi Yahudi, mütemerrit ve dinsiz filozoflardan, filozof ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselamın halatından medar-ı tenkit buldukları noktalar. Bu peygamber sözü olabilir mi bak? Şu davranış olabilir mi? Eskiden beri Avrupa filozofların böyle yaptıkları noktaları. Bu İslam ismi altındaki zındık. Zındıklar demiyor. Hiç kimse yorum yapmasın. Bak 151 sözlerden okuyor. Bu İslam ismi altındaki zındık ne özelliği varmış en büyük özellik? Kurnazcasına. Kimleri? Safdil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ki bu. Nasıl bir uyanık? Ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok mu tesir etti? Peki geçmişe aitti. Bu niye bu geleceğin kitabı olsun? İslam ismi aldıklarına ki bir zındık dedi. Burada öyle geçiyor.
Evet, hadi bakalım. Abi dur şurayı bir okuyayım. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne demek abi? He, malum. Yani Halık ve Rezak ondan başka yoktur. Üçüncü sözlük. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir. İhsanı merhameti çoktur diye itikat ettiğinden diyor. Ne alakası var Metin'le? Ne alakası var abi? Bak, eşhedü en la ilahe illallah, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne çıkartmış orada? Yani Halık ve Rezak ondan başka yoktur. İşte ustadın eski talebesi şeyde, Molla Resul, Van'daki talebesi Seyda demiş eski. Ustada mücedditi görmedim. Ya Seyda, Metin'e mi bakalım, sana mı bakalım? Yani burada eşheden la ilahe illallah böyle diyor, manası belli. Rezak odur, bir. Sen Rezak odur, Halık odur. Halık odur. Ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. Bir menfaat ve zarar onun elinde. Hem hakimdir, he, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikat ettim. Şimdi ne biliyor musun? Oradaki Allah ismi cami olduğundan bütün isimleri, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a kaldır, mesela Rezak koy. Ben şehadet ederim ki ondan başka rızık veren yoktur. Oradan Rahman'ı şeyi kaldır. O yaratıcıdır, Halık'tır. Halık koy, ben şehadet ederim ki ondan başka Halık yoktur. Rahim'dir. Evet, oradaki Allah ismi taftir, yani cami olduğundan bütün isimleri zatındadır. Onu kaldırdığın zaman ne ismi koyarsan şehadet ederim onu. Şehadet ederim. Hem ne oldu şimdi? Sübhanallah. Acayip oldu. Abi bir şey daha söyleyeyim abi. Şimdi bu her ayetin müteaddit manaları vardır. Evet. Her devirde ifradı bulunur. Evet. Doğru. Abi. Yerinden okuyayım. 268 mi 86 mı? Hadi söyleyin bakalım. 268'e bakalım. Onu yerin. Evet. Diyor ki her bir ayetin mutadit manaları vardır. Her bir ayetin ne kadar manası var? Mutadit. Çok değil, çok çeşitli. Peki her bir mana nedir? Çok çeşitli mana var her bir ayette. Her bir mana da küllidir. Küllidir. Çok acayip mertebeleri var. Peki ne özelliği var onun? Her asırda efradı bulunur. Bir de düz okuyayım. Her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. İmam Azam onu çıkartmış. Peki iştihat etti İmam Azam, İmam Şafii. Şimdi ne olacak diyor. Ona daha Ortodoks başpapazı buldu da sen bilmiyor musun? Diyor ki şimdi ne olacak diye soruyor oradaki başka bu. Şimdi o zaman diyor onların iştihatları bitti diyor peki. Diyor başka bir yöntem de var diyor. O her asrı bundan iştihatta mezheplerden daha camidir diyor. Her asırda diyor bir müceddit gelince diyor kıyamete kadar diyor müceddit diye bir sistemi getirmiş diyor. Her o Kur'an dedikleri diyor o Tanrı'nın kitabı diyor. Aynı böyle diyor. Ve onun peygamberi diyor. Ve onun arkasından giden, aynı söyle diyorum. Onun giden arkasından giden takipçilerin söyledikleri ve ittifak ettikleri diyor. Sözleri dört tane kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. O diyor 100 senede bir gelen o müceddit denilen zat diyor. Toplumdaki o ihtiyacı bunu esas alıp diyor verecek diyor. Harika. Bir şey daha söyleyebilir miyim abi? Şimdi... Ama bu arada Ali bir kahvede koysun. Çok abi. Güzel gitti abi ya. Sana da abi tabii. Hasan abi, şimdi bakın tevafuktur ya. Geçen haftadan kalma tahtada bir şekil var abi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu var. Kainat 18 bin alemin cemül cemidir. Ve insan var. Bunlar insanda insan kesişme noktasıdır. Evet. İnsanda odaklanıyor. Şimdi abi ben şöyle anlıyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'in %10'luk bölümü içtihadi bölümdür. Bu içtihadi bölüm Kur'an namına %10'luk bölümünü açıyor ama beni bütün değiştiriyor. Dolayısıyla kalan %90'lık bölümüne benim muhatap ediyor. Evet, kopmuştum ben asır.
Ben ne peygamberin asrındayım, ne İmam Azam'ın asrındayım. Ben koptum. Kültürüm farklı, geleneğim farklı, eğitimim farklı. Farklı da farklı, farklı oğul farklı. Mesela kendimde şey yapayım. İstanbul'da doğduk, büyüdük. Ondan sonra terörün en zirvesinde ilk silah bizim okulda patladı, Hasgör. Kasımpaşa Hasgör. Kulağı kesik şey var ya. Ondan sonra kulaksız. Kasımpaşa Hasgör. Orada bizim orta mahallede ilk. Ben mermiler arasında yaşadığım hatırlıyorum. Ve benim bana ilk verdikleri kitap ortaokulda, orta birde Karl Marx'ın felsefesini verdi. Sınıfa giderdi, hoca bir şey diyemezdi, herkese dağıtırdı. Nasıl bir yıkım? Tamam mı? Girerdi terör, şey, sağcılık, solculuk. İlk önce Alevilik, Sünnilik, tamam mı? Bir şey anlatacağım Risale'nin. Çocuk, herkese bunu okuyor. Haftaya soracağım diyor. Adam çekip gidiyor. 1974 ya. Çoğunuz yoktunuz belki dünyada. 72. Ha. Ondan sonra ha 72'li misin? Hı hı. Şimdi öyle büyümüşsün. Allah içimden Allah şahit. Allah'a yalan şahit edilirse kafir olur. Mutlaka 163'te söylüyor birinci cilt. Bilerek söylüyorum. Derdim ki gizli yani kimseye diyemezdim ki. Ya birisi çıksa da şu Allah'ı ispat etse ya. Yok mu birisi ya? Ya birisi çıksa, Karl Marx duman etti yani. Çocuk mu olacak? Ortaokul çocuğu ortaokul. Tamam. Okuduk merak ediyorsun. Ondan sonra dev gençlerle tanıştık falan bizim hemşire değil. Yani neyse. Sonra 3 sene harman etti, duman etti bizi. Sonra malum motora, teknisyen şey var ya. Daha birinci sınıftayız. Teknik lise tamam. Erkek olur orada. Motor. Ondan sonra bizi Türk Hava Yolları'na götürüyorlar. Seçilmiş ya böylece. Orada hocam motoru anlatırken insana girmesin mi? Ama 3 sene duman olmuşsun. Subhanallah. Bir Allah'ın kulu yok mu? Yani camiye cumaya gidiyorum. İman üzerine kurulmuş emirler. Böyle yapın böyle yapın ama kim yapacak? İman var mı? Yani ustadın ifadesiyle mevcut imandan istifade yani yapmayı söylüyor. Lan mevcuttaki iman ona oyun yapmaya yetseydi zaten demene gerek yok o yapacak zaten. Ama o imandan bunu istiyorsun. Bu iman o fiil yapamaz. Motor böyle akü gibi. Ceren bana mı bitmek üzere çevirmez marşı. Orta akü. Kaptı bir daha. Sağlam bir akü düşün. Hın 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 kaptı yani. Ha buna gerek yok ki bu marşı zaten duman eder yani. O zaman amelini düzeltmeye çalışma. İmanını yücelt. İmanının kalitesini yücelt. İmanını güçlendir. O motoru zaten çevirecek. Namaz anlatmayı değil imanını güçlendir. Dağın tepesinde olsa da namazı kılacak o. İmançı oldu mu? Yani uçakta kıvranıp duruyor adam. Niye anladım adam dolaşıyor. Namaz kılacak adam. Ama iman zayıf olan adam da alçaktayız diye bahaneye sığındı ya. Hiçbir nur talebesi hiçbir yerde bahaneye sığınmaz namazda. Mümkün değil. Sonra ulan motordan insana girdi. Dedik ya böyle içimde. Allah Allah. İnsana girdi. Sonra o meyve risalesi var ya, küçük meyve risalesi. Hı hı. Meyve risalesi. Şaşırdık tabii. Ya hemen etrafını çevirdi. Koca falan şurada. Dedi ki, ne sorarsanız sorun dedi. Cevap vereyim dedi. Nasıl ne sorarsan sorun. Ona nasıl diyeceğim şimdi ben desem Allah var mı yani böyle karmak. Böyle bir inancımız yok. Ama karmak şey evet. Fikirli. Bu nasıl şey? Meyve Risalesi'nde bir yer var. Gençlik Meyve Risalesi'nde Kastamonu'ya ustad gitmişler. Kastamonu'da talebeler. Kastamonu'da lise talebeleri geldi. Bize muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Siz Allah'tan bahsedin diye orada ustad diyor ki muallimleri değil fenleri dinleyiniz diye. Allah'ın ispatına dair 6 tane fen var. Askeriye de misal veriyor.
iktisattan veriyor, işletmekten veriyor, tıptan veriyor. Güneşten bir misal veriyor. Allah nihayetsiz işi, sonsuz işi tek iş gibi, bir iş bir işe mani değil, farklı farklı işleri hiç karıştırmadan, sıraya koymadan, elini ayağını çekmeceyi, çekici, keseri, topitüğü falan kullanmadan Allah elmayı nasıl yapıyor? Elmayı yaparken hiç alakasız koyunun tüyünü büyütüyor, hiç alakasız benim duygularıma şahit, sonra gezegenleri tutuyor. Nihayetsiz sonsuz iş, hiç karıştırmadan bu işi nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? İşte bu işte ya. Adam o güneşten bir misal var ya. Meyve Risalesi'nde var, bir de Gençlik Rehberi'nin. Onu okudu, duman duman. Allah, demek ki o kadar, dedi ki, o kadar kişiydik. Hocam bir daha okur musun onu? Bir daha anlat. Bir daha anlattım. Ama nasıl şey var böyle? Yani çölde kalmış bir insan bulduğu gibi bir anlattım. Hocam bir daha anlat ki Müret bu konu. Tamam da yani diğerleri de var yani, gelecek başka örnekler de olsun ama ben, üçüncü ben soruyorum. Hocam bir daha onu anlat. Deyince öyle. Onu da anlattı. Anlatınca alem ne olmuş benim alem? Ondan sonra şuur yok kısmen ki. Şöyle demişim yani. Kısmen aklımda ama sonra söylüyorlar ama çoğu sonra hatırlamıyorum. Onlar söylüyor. Tamam. Mesele burada bitmişti. Tamam. Bitti bu burada. Bitti. Yani ondan sonra onun sahibi oldum. 3 yılın çöplüğünü temizledi. Bir kelam. Ondan sonra o misalle ilk ikindiyi orada kıldık. İkindiyi kıldık. Ama biz öyle yapmadık öyle. Tamam duyduk diyorum. Hayır. Bunu bütün alem duyacak. Dedim ki bana bunu verenlere de vereceğim bunu. Bunu. Tek tek o Karl Marx'ın şeyini aldım. Risale'yi de onda hocaya da. Ondan sonra bana yerleri gösterdi falan. Ben tabii nasıl o tatiller, bu şeyler hepsini teneffüslerde okuyorum. Nasıl ama? Yani öğretmen odasına girip solcu bir hocaya o örneği vermişim. Bütün 120 tane öğretmen İstanbul'un en fazla sanat okulu, lise öğretmeni olan bir okulmuş. 70 dönümlük araziye kurulu. Konu böyle. O 120 tane öğretmenin olduğu öğretmen odasına şimdi yapamam. Nasıl bir heyecanla hocam geç, falan sınıfa gitmişsiniz, kimse Allah'a ispat edemez dediniz. Bak dedim ben size burada bir örnek ispat edeceğim falan. Bütün öğretmen de şaşırdı bu. Ondan sonra adam da bir şey diyemedi falan. Tarih öğretmeni Diyarbakırlı bir ateist birisi. Ondan sonra ya, diyecek bir şey yapamadım. Tak tak o güneş misalini o falan saydım. Bir tanesi beden öğretmeni hocası vardı Van'da. Dedi ki geldi. Tamam Hasan. Sakin ol falan. Konuma girdi çıkartıyor. Öğretmenler o gün bugün bir tane bilerek kazan namaz kalmadı. Ne anlatmaya çalışıyorum? Hiç de durmamış. Bu kitaplar asıl müceddit olmasa bu eletiği nerede alacaktı? Ve ne kadar imana vesile oldukları bizim hastamız, adını da bilmiyoruz. Ama bir tane Vehhabi'nin döndüğünü bilmiyor. Ne kadar dinsizin, Alman'ın, Rus'un Müslüman olduğunu, Avrupa'da vesaire vesile olduğunu adedini bilmiyorum. Getirdiler sorularına cevap vere vere. Fakat bir tane Vehhabiler, mealciler, bu Kastam'da okuduğum onun takipçilerden bir tanesinin döndüğünü hatırlamıyor. Evet, biz gene biraz bir parça da okuyalım. Şunu bir söyleyebilir miyim abi? Çok içimi cızlettirdi. Hadi teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. O Kastamonu'da ismi geçen kişiyi, Hasan abi, diyorum ki bak şunu söylemiş, şunu söylemiş, şunu söylemiş. Ya bunlardan bir tanesini söylediğini inanıyorsan eğer, bu bitmiştir bu adam değil mi? Evet. Diyor ki illa da bir sohbetini açar. Tevafuk ya, Allah'ıma yalvardım. Bir sohbetini açtım abi ki sohbetinde de kader-i imanı inkar ediyor abi. Yani. Böyle o zat. Evet. Neyse tamam. Evet. Yani Meryem suresi 54. Ve o kibirli adam diyor abi ya. Evet. Ha öyle diyor. Ve o kibirli adam diyor abi ya. Yani bu adam Kur'an'daki mealinde... Abi gene o çıktı. Şimdi o çıktı ya. Oku abi ya. Oku. Çıktı. Bak abi Kur'an'daki mealinde abi peygamberi Efendimiz için aleyhisselatü vesselam. Bir de şey diyor. Kibirli adam diyor ya. Peygamber'e mi diyor peki? Abi o kibir, o ama... Ha tamam.
Evet, peygamberimize diyor kibirli. Peygamberimize kibirli adam diyorlar evet. Ya. Bu kim biliyor musunuz bu? Bu İslam ismi altındaki zındık diyor, kurnazmış çok. Kurnazcasında. Kurnazcasına saftir Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek, göstermek için. Peygamber'e bir tanesi de var onun arkadaşı. Onu bizzat ben bana götürdüler ses kaydı. Birisi telefon ediyor. Hocam diyor ben evlenecek kişiyi diyor şöyle şöyle. Yani Allah diyor ne al? Peki diyor Allah bilir mi dedi bizzat. Süleymaniye Vakfı'nın çünkü benim videomu da koymuş. Şimdi Süleyman Vakfı diye bir vakf var. Onun yanına şirk ehilleri diye benim videom da var. Şeyde mesela şey bir ölü gömdük ondan sonra Yasin okuyordum. Onu çekmiş. Birisi yayınlamış. Bak diyor ölüye Yasin okuyor. Şirke bak diyor. Ona soruyor. O Süleyman Vakfı'nın şeyi. Ses kaydı var. İsmini yazın görürsünüz yani. Diyor ki hocam diyor ben kimle evleneceğim Allah biliyor mu? Allah nereden bilecek diyor ya senin kimle evleneceğini. Bak ismini yazın Allah nereden biliyor diye YouTube'a yazın ses kaydını göreceksin. Bayındırlık Bakanlığı. Evet. Tamam. 54. ayet. Meryem suresi. Bugün demek ki ihtiyacım var ki imamlara bizi götürdü. Çok varmış abi. Evet. Evet. Çok bizi varmış. De geldi yani böyle. Evet. Ama Kastamonu 1926'dan 34 arası yazılmış. Evet. 8 senede. Ya 1926'dan 34 İslam ismi altındaki kurnaz o zındık diyor. Zındık diyor. Daha da kurnazları da var ama bunlar evet. Hadi biraz şey bir görüntü. Daha da kurnazları var. Bir tanesiyle abi. Emre'de beraberdik de. Daha da kurnazlar. Gruptaydık. Bir defa eli sünnete ve sünnete vadise dili hep böyle pimi çekilmiş bomba gibi bekliyordum. Dua edecektim de. Dedim bir defa girmedi. Girmedi çünkü beni tanıdı. Sen falanca mısın dedi. Oturuyordum resepsiyonda arkadan geldi. Kızıyla geldi. Kızı da vardı yanında. Ondan sonra Trabzonlu. Ondan sonra falanca mısın? Baktım ki ya şu. Evet hocam dedim o benim. Ondan sonra bu, o konuda Allah'a bak hakkını yemeyeyim omuzuma vurdu. Öyle mi? He o konuda şey hadi o zaman. Bir tanesi abi neyse şeyi böldük ama bir tanesi abi hani eline geldi bir yerde isim vermeyeceğim. Size kitapları sizi gördüğü katkılarınıza geldi. Şey. Beraberdik ya. He beraber. Ondan sonra şeyde neresiydi orası? Süt iş. Süt iş şeyde neresi? Emirgan'da. Cumartesi dersinden sonra. Öyle yorulduk, gafurlar götürüyordu. Ay hiç de götürmüyorsun şimdi. Vallahi götüreyim ya, evet. Kısa zamanda. Ya ben giderim, bu akşam giderim abi. He, olur. Olur. He, bugün şey, Ömer ne yapacağız? Ömer'e arabayı... Bir şey yaparız ya. Bir şey yaparız diyordu. Vallahi sen dersten sonra giderdik, evet. Öyle de. Meğer, mektupta yazdı, gönderdiği kitaplar içinde. Orada bir sürü insanlar beni gördü, hop geldi. Çok meşhur. Ondan sonra, ya hocam falan, meğer benim bir dersi dinlemiş, hocam o dersten kitap yaptım, hakkını helal et dedi. Nedir o? Fıtratın şehadetiyle ahiretin ispatı. Ahiretin, benim bir ders var böyle, Risale'den. Fıtratın şehadetiyle ahiretin ispatı, onu kitaba dönüştürmüş, durdurmuş, felsefe ile onu şey yapmış, kelimeleri şey yapmış, felsefe kelimeleriyle. Ders o yani. Adresim aldı, bütün ne kadar kitap basmışsa adresimi gönderdi. Böyle iki tane koli. Tamam mı? Ondan sonra adresimi gönderdi ve bir tane mektup koydu. Şu kitap diyor onun içine, şu kitap falan ders ama Allah var dedi ya. Şu kitap diyor falan dersinizi durdura çevirdim diyor hakkını helal et. Ama diyor sizin de gayriniz hizmet olduğu için dedi sorun görmedim dedi. Ondan sonra telefonda şey yaptı, dedim yok dedim inşallah yok. Böyle ama kaynak göstermedi. Risale göstermesi lazım. Tabii Risale gösterseydi. Evet. Ondan sonra şu, evet. kitap nasıl geçiyor? İsteklerimiz de ahiretin ispatı. Kitabın adı galiba isteklerimiz de. Arzularımız da mı isteklerimiz galiba? Neyse. Onu dese bu kitap pek tutmazdı. İmamlar var ya abi. He orada mısın? He. He tamam. Her bir imama ayrı bir sayfa mı açılıyor? Ayrı bir perde mi açılıyor? He şu. Göre yani. Bak. Abdülbasit. Özbek'ten geldiği için biliyor. Bak kardeşim. Kur'an, sünnet, icma kıyas. Yani kitap bu. Bu alim. Bu da yaşadığı toplum.
Bu alimin özelliği şu. Bunu kısa devre yapacak, bunları birleştirecek. Böyle bir toplum, İran mesela, İmam-ı Şafii o bölgede. İmam-ı Azam, Bağdat taraflarında. Böyle topluma bakarlar Abdülbasit. Ne ihtiyaçları var? Çünkü daha o tarihte, Peygamberimizden 30 sene sonra İmam-ı Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimizden sonra fitneler başladı. Tamam. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz Numan bin Sabit ismi. Tamam. Şimdi tabi'in imamıdır. Sahabenin talebesidir. Sahabe. Sahabeden çalmış. Şimdi o kadar kısa bir zamanda Kur'an'dan, hadisten uzaklaşmış ki toplum, İmam-ı Azam onların ihtiyaçlarından uzaklaşınca yeni ihtiyaçlar çıkmış. O kitaplarda nasip olur diye. Böyle bir toplum çıkınca o mana gözükür. Eğer öyle bir toplum yoksa, böyle bir ihtiyaç yoksa çare bulunmaz. Buna ait örnek vereyim, daha iyi anlarsın. Şimdi Eczane'ye gittin Abdülbasit. Eczacı Bey, buyurun. 10 sene sonra çıkacak, şu anda olmayan, 10 sene sonra çıkacak bir hastalığın kapını ver bana. Ne derler? Böyle bir şey olur mu? Şu anda olmayan, 10 sene sonra olacak bir hastalığın ilacını ver bana. O zaman çıkacaksa ilacı o zaman olur. İşte İmam-ı Şafii döneminde toplumun ihtiyacı Peygamberimiz zamanında ve asıl saadette böyle yoktu. Böyle soru yoktu. Böyle bir ihtiyaç yoktu. Ona ait cevap olmadı. Ama Allah ihmal etmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihmal etmiyor. Miraca gittiği için bütün kıyamete kadar zamanları gördü, ihtiyaçları gördü. Ne yaptı? Kelamlarına, Allah kelamına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine kendisi bütün asırları gören bir nazarla der usta. Nazar an böyle. Bütün zamanları, bütün fıtratları, bütün kültürleri gören bir nazardır Allah'ın nazarı. Ve onun adına ki o ne söylüyorsa benden alıp söylüyor diyor. İn huva illa vahyun yuha. Ne söylüyorsa vahyun söylüyor. Alın diyor. Eğer Allah'a imanınız varsa diyor başka 11. lemada. Eğer diyor Allah diyor ayette. İn kuntum tuhibbuna Allah fette binu yuhibbukumullah. Allah'a imanınız var mı? Allah'a muhabbet edeceksiniz. Allah'a muhabbet etmenin anlamı ne demek? Muhabbet nasıl edeceksin? Sevdiğime seveceksin, itaat edeceksiniz. Sevdiğime, vahiy gönderdiğime itaat ederseniz sözlerine bana itaat etmiş olacaksınız diyor. Tamam. Şimdi böyle külli bir nazar olan Kur'an ve hadis İmam-ı Azam yani o kelamlarına gömmüş soruların cevabını. İhtiyaçların ilaçlarını, ilaçları görmüş, hastalıkların ilaçlarını. Şimdi bakıyorlar böyle, bakıyorlar bu ihtiyacı ta. Yani toplumun böyle bir ihtiyacı var. Kur'an'a bakıyor, hadise bakıyor, harmanlıyor, tamam. Ondan sonra bir bakıyor, aa bu diyor. Mesela bir misal vereyim, senin dersinde yaşadığını. Şimdi ben emri tekmini emri itibariyle o kadar kararlamamıştım ama dima çalışırken ya bendeki bu dürtüler, bendeki bu dayatmalar, yap, yapma, kötüyü hissediyorum. Lan bu neyin nesi ya? Ya mesela bu psikoloji hapishanede yazdım. Şimdi ne zaman? İhtiyaç. Ha o zaman baktım ki bu ihtiyaç gözüyle. İhtiyaç sana bir gözlük verir. İhtiyaç sana bir kulak verir. İhtiyaç sana bir akıl verir. İhtiyaç sana bir kalp verir. Hastalık bir akıl verir. Sihat akıl verir. Servet, fakirlik yani taşıdığımız haletler bize bakışımızı değiştirir. Hem kalben hem aklen. Ondan sonra ben aldım böyle. Lan dedim benim derdime çağırmayın. Oku. Tamam. En efendim. Ooo burayı gördüm. Tamam. Hah. O zaman ihtiyaç gözü olunca gözüküyor. Mesela Eczane'den geçtim. Bir sürü yerden geldin değil mi? Eczaneden ilgini çektim. Yok. Araya eğer bir ilaç arasaydın ilgini çekerdi değil mi? Şöyle navigasyonu arardın. Ekmek fırın aradın mı? Yok. Böyle bir ihtiyacın yok. Ha demek ki bu imamlar
Kur'an ve sünnet de. Şimdi Allah Resulü'nün zamanında olmayan sorular, Allah Resulü'nün zamanında olmayan ihtiyaçlar, arzular, istekler yeni gelişti. Bu imam ne yapacak? Bu ayette çekirdek gibi gözüken, ki çekirdeğe ne yaptı çekirdeği? İmam Azam baktı ki çekirdekten yaprağı gördü. İmam-ı Şafi çekirdekten meyveyi gördü. Ahmet bin Hanbel çekirdekten kokuyu gördü. Efendim İmam-ı Malik Hazretleri çekirdekten keresteyi gördü. Kereste. Mesela birisi bakar böyle bu çekirdekten çıkan ağacın ne kadar kereste olur, mobilyacı bu adam. Ötekisi bilmem neciydi falan, meyvecidir, ticaretçidir. Ama hepsinin çekirdeğinde kütük yok mu ağacın? Meyve yok mu? Koku yok mu? Tat yok mu? Renk yok mu? Yaprak yok mu? Bazı var. Bir de güneşle ilişkisi var. İşte onların gözü çekirdekte yaprağı görüyor. Ya çekirdekten yaprağı nasıl görüyor? Ya, fizikçi atomun kuantum dibini görüyor. Bir Allah'ın kulu itiraz ediyor mu? Ya sen kimsin ya? Fiziğin altına kuantum fiziğiyle oraları sanki kim gördü? Kim gidip de geldi de sen o alemlerden bize söylüyorsun diye kimse şüphe etmiyor. Niçin? Lan kuantum fiziğinden bahsediyorsun. Sanki Kur'an demiş gibi, tamam doğru, itimat ediyoruz. Niye ediyoruz? Gavur dayı olsa bu sanattır. Adam sanatı, benim atomu gözle görmüyorum. Adam gözü görmediği atomun altına iniyor. Enerjiden haber veriyor. Niye itaat ediyorsun? Ehlidir bu. Ehlidir. Mesela devlet diyor ki bu doktor ben yetiştirdim. Oraya koyuyor hastaneye. Hasan git hastalığını söyle, ilaç al. Peki hangi insan ilacı, doktorun ilacını sorguluyor? Adam ihtisas sahibi. Şimdi bir gavur dahi olsa sanat ona mani değil. Gözle gözükmeyen atomun altını söylerse biz itimat ediyoruz. Niye? İşin ehli. İşte İmam-ı Azam da böyle insana baktığı zaman, insana baktığı zaman bizim baktığımız gibi değil. İhtiyacını hissediyor, toplumun ihtiyacını seziyor, atoma bakıp gözüküyor. Atomdan bunların cevabını arıyor. Yani Kur'an ve hadisten de mana mertebesi böyle. Mana mertebesi sonsuz. Oradan nasıl o kelamda manayı çıkarıyor? Gavur bir bilim adamı dahi olsa, filozof dahi olsa gözükmeyen atomdan bir sürü manalar çıkartıyorsa, bu elektrondur, bu protondur, tamam mı? Bu ribozondur, bu lizozondur, hücrenin içini söylüyor. Tamam mı? Nasıl buna biz, nerede biliyor? Ehlidir kardeşim, onun gözü başka. Mesela kafa gözü ayrı, rüyadaki göz ayrı, kulak göz ayrı. Annen dese ki oğlum şu yemeğe bir baksana tadına. Anne tuzludur, ekşidir der misin? Diline bakarsın. Yemeğin tadını gören göz dildir. Ne diyorlar? Etraftaki kim ne yapıyor gürültüden, kim ne konuşuyor? Oranın gözü kulaktır. Ses aleminin gözü kulaktır. Kokular aleminin gözü burundur. Tatlar aleminin gözü dildir. İşte bu insan da o fizikçi çıkarttığı gibi ayetten de böyle bir toplumun ihtiyacı nedir? Onu veriyor. Onu görüyor. Abi Risale-i Nur'da bir yerde yazıyor ya, yani neredeydi şimdi bulamadım. Maddenin diyor ezeliyetine bakmayan Allah'ın ezeliyetini sorguluyor. Mesela şey benziyor. Mesela bir tanesine dedim ki öğretmendi. Aynen. Dedim ki Allah'ı niye görmüyoruz dedi de kırık adı bir fizik öğretmeni. Dedim ki neydi adını ya? Kadir Bey mi ne? Kadir Bey dedim. Allah niye görmüyoruz? Yaparız dedim dersi. Şimdi ama şey biraz böyle şey gibi itiraz var gibi. Neyse unutturdum, namaz kıldım. Dedim ki sen dedim öğretmensin. İşte falan saatte, falan tarihte geleceğiz, falan gün geleceğiz. Dedim böyle planlar yapıyorsun. Tabii dedim. Görmediğin zamanı Allah aşkına bütün işlerimizi onun üzerine bina ediyoruz da fizikçiye dedim. Zamanı gören var mı? Yok. Yarın bir saat sonra geleceğim. Ya efendim bir hafta sonra geleceğim. Hep zamandı. Bir hafta sonra geleceğim.
bir Allah'ın kulu çıkıp da her şeyi, her şeyimizi zamana göre yapıyoruz da bir Allah'ın kulu çıkıp da zamanı kim gördü sormuyor. Zaman var mı? Tesiri var. Allah'ın da tesiri var. Bir Allah'ın kulu kimyayı görüyor, fiziği görüyor. Ya matematiği görmüyoruz diye çok sormuyor ya. Kimyanın da, fiziğinde, biyolojinin de, tıbbın da temeli matematik. Matematik. Matematiği gören var mı? Üçü gören var mı üçü? Biz böyle yapmışız. Arapça da böyle yapmış. Matematik soyuttur. Ama her şey onunla şey. Ama diyor bir tanesi fizikçi, o dedi ki hocam ama siz bazı şeyleri diyor körü körüne taassup edip diyor sabit kabul ediyorsunuz dedi. O zaman anladım. Sen öğretmen misin? He. Dedim ki biz fizikte çözerken pi sayısı 3.14. 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 metre civa basıncı altında şunlar sabit saymak şartıyla diye soruyu sorup cevapları oradan bulmuyor muyuz? Niye dedim pi sayısını ve 0 santigrat dereceyi 76 milimetre civa basıncı deniz seviyesini sabit yapıyorsunuz? Sanki bu dünya kurulurken deniz mi vardı ki deniz seviyesi? Niye deniz seviyesini şart yapıyorsun? Niye onu kabulleniyorsun? Niye 76 civa basınca? O bir gerçektir. Kainatta bunlar gerçek değil mi? Yani dünyamız güneşten kopmuş parça idiyse su mu vardı, deniz mi vardı ki? Bakın soruyu çözmek için fizikteki 0 santigrat derecede, 76 milimetre civa basıncı altında, deniz seviyesinde, pi sayısını sabit kabul ediyorsun. Niye sabit kabul ediyorsun? Olmaz ki, çözülmez ki. Ha Allah da sabit kabul et. Pi sayısı kadar mı değeri yok? Onu sabit kabul ediyorsun, bunu da sabit kabul et. Allah Allah, kayyumiyetin şeyi aslında, ispatı aslında. Şey yapıyor. Fizikte, kimyada bazı şeyleri sabit kabul etmese çözülmez. Çözülmez. Niye kabul ediyorsun? Hocam niye bunu sabit kabul et? Oğlum sabit işte böyle. Ha. Peki o dediği gibi fizikçi dedi ki ya zamanın tesirini görüyoruz, etkiliyor diyelim falan bizi. Şimdi bu kainatın tasarrufu, şu kainatın hareketinde sen etkilenmiyor musun? Hissetmiyor musun? Kainatı birisi tasarruf ediyor. Baksana birileri senin vaktinde meyveleri pişiriyor. Uzatıyor. Yani zaman kadar mı tesir yok lan? Narı şimdi veriyor. Yazın vermiyor sana şimdi vesaire. Şimdi bütün işlerinizi zamana göre yapıyorsunuz. Bütün işlerinizi matematiğe göre yapıyorsunuz. Allah aşkına birisi çıkıp da zamanı kim gördü? Matematiği kim gördü sormuyor. Neyse bugün herhalde psikoloji yapamadık. Ama çok güzel ders. Allah müsaade etmiyor. Allah'a bin aşkım sana. İhtiyaca bin ayın abi bunu. Ha bu nereden oldu? Ben mezhep değildi. Nereden girdik de bu? Çok iyi. Evet. Demek ki... İhtiyattan girdik abi. İhtiyat. Acayip. Evet. İhtiyat. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.